Evet sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim. Biliyorum beni takip ediyorsunuz. Elinizden geldiğince bana destek çıkmaya çalışıyorsunuz. Evet sevgili dostlar, herkes kanalıma hoş geldi. Bugünkü videoma da hoş geldi. Arkadaşlar biraz parlıyor, kusura bakmayın kamera. Şöyle geçeyim biraz daha. Evet şimdi daha iyi herhalde. Evet arkadaşlar bugün yine erkeklerin olduğu bölümde, yani kuşları eşe attığımız bölümündeyiz. Gene temizliğimizi yaptık. Hava biraz soğuk. Artık Kasım ayına girdik dostlar. Tabii ki mevsimler değişiyor ve yavaş yavaşa kış yavrusu alma sezonu geliyor. Kış yavrusu alacaklar, yani kuşlarını Aralık sonunda eşe atacaklar için. Yani ben de o aralar atmayı düşünüyorum sevgili dostlar. O yüzden size böyle bir video çekeyim, hem de biraz kendimi göstereyim istedim arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, dediğim gibi yayınlarım hem oyun kuşu hem posta güvercini olarak devam ediyor. Beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oluyordur. Herkes tabii bildiği kadar bu işe yorum yapıyor veya gönül veriyor arkadaşlar. Ama benim tek şaşmazım sevgili dostlarım, ben kendi bildiğimi her videomda söylüyorum. Bunu ben yapıyorum arkadaşlar. Bunu sen yapma. Ben sadece bunca sene yarışçıların içinde bulunduğum için böyle bir tecrübeye sahibim. Ha kuşlar başarıları olmaz ama bu işin kuralı, bu işin yapılması gerekeni neyse elimden geldiğince, dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ha, bunu seven de oluyor, sevmeyen de oluyor. Ama doğru bir tanedir arkadaşlar. Sen her şeyi yaparsın ama elinde kaliteli malzeme olmayınca yarış kazanamazsın. Bu neye benziyor? Aynı bir Formula 1'deki yarış gibi. Sen kalkıp da Doğan'la Şahin'le onlara kafa tutamazsın arkadaş. Bu işin özü budur. Yani başta bakım tamam şart iyi güzel ama kaliteli, beyinli bir kuş lazım arkadaşlar. Bana dünkü gelen yorumlardan bir tanesiyle konumuzu açalım. Göz teorisi. Arkadaşlar ben arkadaşıma da yazdım. Şu anda ismini tam hatırlayamayacağım. Benim için göz kuşta gerçekten önemli değil. Çünkü bakıyorsunuz dünya şampiyonlarına, dünyada yarışmış güvercinlere aynı kümesten çıkmasına rağmen, kardeş olmalarına rağmen göz yapıları, göz renkleri gerçekten çok farklı arkadaşlar. Yani öyle olsa orada yazdığım gibi de her o rengi şampiyon olmuş göz rengi veya göz şekli olan kuşu besleriz ve başka bir şey de yapmamıza gerek yok. Her etapta şampiyon oluruz arkadaşlar. Ama bu böyle değil maalesef. Her kuşun kendine has özellikleri var. Nasıl bir anadan babadan doğan iki kardeş bile tıpatıp birbirine benzemiyorsa kuşlar da böyledir arkadaşlar. Bu sözlerin tamamen beni bağlar. Göz teorisine inananlar veya buna inananlar tabii kendileri bilir arkadaşlar. Ama ben kendi yaşadıklarımı, kendi tecrübelerimi size anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi göz bazı insana göre çok önemli olabilir. Bazısına göre önemli olmayabilir. Ama bir şampiyonun gözünden baktığınız zaman o şampiyondan kaç tane yavru aldınız ve kaç tane direkt onun gibi şampiyon çıkardınız arkadaşlar. Ve göz yapısı aynı mı? Bir lütfen ona bakalım arkadaşlar. Yani demek istediğim, her kuşun kendine has özellikleri var. Tabii ki ırk önemli. Şimdi belli bir süre kuş besleyen, yani posta kuşu besleyen tabii ki belli bir ırka sahip demektir zaten. Ve aynı ırka devam ettiyse elinde bir ırk var demektir arkadaşlar. Ben de senelerdir çok nadir kuş katıyorum biliyorsunuz. Bu sene 4 transferim oldu. Geçen sene 2 transferim oldu. Bunları şimdi kendi kuşlarımla eşe atmayı deneyip inşallah bu sene güzel, başarılı yavrular almak istiyorum. Çünkü bu eve taşınalı 7-8 sene oluyor arkadaşlar. Başarı geliyor ama tam eski evdeki gibi değil. Çok kuş kaybettim buraya geleli. Çok kuşlarım gitti. Çok iyi kuşlarım gitti. Ve her sene de biliyorsunuz yavrular artık ne bilmiyorum, hava şartlarından mı, doğadaki olaylardan mı, dünya genelinde çok büyük yavru kayıpları yaşanıyor arkadaşlar. Ama bir türlü kaybolmayan kuşlar var ki sevgili dostlarım,
beyni iyi olan kuşlar yuvasına eline sonunda geri dönüyor. Baktığınız zaman elde çok iyi, göz yapısı çok iyi dediğiniz üzere kuşlar evine gelmeyebiliyor sevgili dostlarım ve kayboluyor. Ama hiç ummadığınız, yani ummadık taş başarar derler ya, serçe gibi bir kuş yuvasına gelebiliyor ve ertesi sene harikalar yaratabiliyor. Yani benim kriterim kuşlar arkadaşlar, akıllı kuş, beyinli kuş, tamam, fizik yapısı, kanat yapısı ona göre olmalı. Hani dayanıklı kuş olmalı ama maalesef her küme, bir kümesten de hep böyle kuşlar çıkmayabiliyor. Niye bazı arkadaşlarımız hep arayış içinde bunu tutturmak istiyorlar arkadaşlar? Şimdi iyi bir damar olursa, belli yarışmış kişilerden alınan kuşlar olursa bunu yakalama mesafesi daha kısa oluyor arkadaşlar. Ve güzel bir bakımla da başarıyı yakalayabiliyorsunuz. Bakınız benim bu arada erkeklerim dışarıda sevgili dostlarım. Onları şöyle bir içeri alalım. Siz de fazla kendimle yormayayım arkadaşlar. Bir saniye. Gel oğlum. Kap. Evet sevgili dostlarım. Şöyle kapıyı da kapatınca tabii biraz karanlık oluyor. Şöyle kameramızı aşağı indirelim. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Erkekler dışarıdaydı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kamerayı oraya sabitledim. İnşallah iyi çekiyorduk. Gel. Gördüğünüz üzere hayvanlar Kasım ayı olmasına rağmen tüyünü bitirmek üzere. Ama bu daha en az 20 gün sürer arkadaşlar. Şöyle elimize alacak olursak hangisiydi? Bakın 84 numara arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz değil mi? Kuş son 1'e geliyor. Şöyle gösterelim. Bakın çok... Yemi döktüler arkadaşlar size konuşacağım diye. Fark etmez. Bakınız. 88 numara arkadaşlar. Bu da sonda. Bakınız buradan 60. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz değil mi? Biz buna kestane, kastanya rengi diyorlar arkadaşlar. Yani kestane rengi. Şimdi 64 numarayı alalım elimize sevgili dostlar. Bakınız. 64 şöyle göstereyim. Bu nerede arkadaşlar? Bu sonuna 60 artık. Görüyorsunuz değil mi? Yani hepsi birbirine yakın. Görüyor musunuz göz rengini arkadaşlar? Bu kuş harikalar yaratmıştı. İyi uçmuştu. Bakınız. Demek istediğim bu sevgili arkadaşlar. Yani bakınız bir tane daha kuşumu göstereyim. Bunu da, bu da sonda bu arada bakınız. Bir tane kalmış. Arkadaşlar bu 74, bir sene sonra çıkıp gelen kuşum sevgili dostlarım. Bakınız göz rengi. Hani soruyorsunuz ya göz rengi. Hepsi birbirine farklı olabilir sevgili dostlarım. Ama baktığınızda bu göz renginden de şampiyon çıkabilir. Veya başka bir açık göz, yani cam göz dediğimiz renkten de şampiyon çıkabilir. Öyle olmuş olsa arkadaşlar bütün şampiyonların gözleri aynı renk olması lazım. Bu beni bağlar. Benim anlatımım beni bağlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bunu inceleyip bu konuda ihtisas yapmışlara saygım sonsuz arkadaşlar. Ama dediğim üzere her güvercinin kendine has özellikleri vardır arkadaşlar. Bakınız bu da sonda. Yani aşağı yukarı bir 15-20 günleri daha var arkadaşlar. Ondan sonra parıl parıl olmaları lazım. Bir de kuşun parıl parıl olmasının önemi arkadaşlar, kuş tüyü yarışlarda gerçekten çok önemli. Elinize aldığınız zaman böyle sanki bir sabun edasında, kayıyormuş edasında olması lazım ki o hava şartlarına, pardon kameramı da şöyle kaldırayım isterseniz, sabitlemiştim dediğim gibi böyle daha iyi galiba. Sabun gibi olması lazım arkadaşlar elinize aldığınız zaman. Bu yarışlarda size büyük avantaj sağlar. Bu da kuşun tüy dönemini sağlıklı bir şekilde geçirdiğine işarettir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Eğer kuşunuz çünkü bazen 708 kilometreden geliyor. Eğer tüy yapısı o şekil değilse bu yağ, o 700 kilometre içinde her türlü doğa olayı olabiliyor. Yani kuşunuz çok aşırı yağmur veya başka türlü şeylere maruz kalıp kendini dinlenme, çünkü ağırlaşacaktır kuş, dinlenme ihtiyacı gösterecektir. Ama tüyü parıl parıl olan şöyle bir kuş arkadaşlar, bakın son trekte olmasına rağmen
Bu yağmur bunun üzerinden arkadaşlar sanki bir jilet edasıyla aşağıya doğru kayacaktır arkadaşlar. Şimdi elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii dediğim gibi alan alıyor, almayan almaz. Yani bu herkesin kendi bileceği iş. Ben gene dediğim gibi kendi bildiklerim doğrultusunda, kendi doğrularım doğrultusunda her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki alan alsın, almayan almasın ama hiç yalansız olansız bu işleri anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün de size böyle bir video yaptım sevgili dostlar. Kendimi de çektim bu arada. Gene bakayım şöyle bir 10 dakikayı geçmişiz. Ne diyordum ben? Benim bildiklerim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar arkadaşlar. Ve bir Ergün Aysar'ın sözüyle de videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yeniden oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.